Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sayın Nevzat Pamukçu sicil ticaret uygulamalarını anlatacak. Buyurun Sayın Hocam. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Konuşmama başlamadan üstüne hepinizi saygıyla selamlıyorum. Gerçek kişi tacirleri Türk Ticaret Kanunu'nun 12. maddesi tanımlamış. Bu tanıma göre bir ticari işletmeyi kısmen de olsa kendi nam ve hesabını işleten kişi tacir olarak tam tanımlamıştır. Tacirler ticari işletmelerini ticaret sicil müdürlüğüne ve de ticaret odalarına tescil ve ilan ettirmek zorundadırlar. 210 sayılı vergisi kanunu 154. maddesi bir ticaret siciline kaydın işe başlama belirtisi olarak saymış, hatta başlamanın da ötesinde devam niteliğinde gözükmektedir. Bunun içindir ki ticaret sicil müdürlükleri gerçek kişi mükellefleri vergi mükellefiyetiyle ilgili vergi levhasının fotokopisi olmadan ticaret sicile kayıt işlemlerini yapmamaktadırlar. Ticaret Kanunu 11. maddesi esnaf işletmesiyle ticari işletme arasındaki farkın neler olduğunu Bakanlar Kurulu'nun yetkisine bırakılmıştır. Ancak ne var ki kanun 11. maddesine istinaden Bakanlar Kurulu ticari işletme ile esnaf işletmesi arasındaki farkla ilgili herhangi bir açıklama yapmamıştır. 210 sayılı vergi kanun hükümlerine göre baktığımız zamanlarda işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin esnaf, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin ise tacir olduğu tanımı yapılmaktadır. Bizlere bu olay ticaret kanun hükümlerine göre işletme hesabı esasına göre defter tutulmadığına göre İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler bir noktada esnaf işletmesi olaraktan kabul görmektedirler. Gerçek kişi tacirler de sermaye şirketleri gibi, şahıs şirketleri gibi sermayelerini ticaret sicil müdürlüklerine tescil ettirmek durumundadırlar. Daha sonrasında ise sermaye artımını yapmak istediklerinde sermayenin varlığını, artışın ne şekilde olduğunu serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir raporu ile tespit etmek zorundadırlar. Esnaf işletmesi her ne kadar kanun 11. maddesinde Bakanlar Kurulu kararı ile henüz açıklanmamış olmasına rağmen ticaret sicil müdürlükleri esnaf işletmesinin ticaret sermayeden daha ziyade bir emeğe dayandığı için berberleri, kuaförleri, ifade ettiri ticaret sicil müdürlüklerine tescil ve ilan yapmamaktadırlar. Kolektif şirketlerle ilgili olarak da ise her ne kadar amne ve limite şirketler tek ortakta kurulmuş olmasına rağmen, yönetim kuruluna tek kişi olmuş olmasına rağmen kolektif şirketler herhangi bir ayrıcalığa tabi tutulmamış, kolektif şirketler en az iki ortakta kurulmasına yine devam etmektedirler. Ana sözleşmelerle ilgili olarak da yapılan bütün işlemlerde ise bütünüyle tescil ve ilana tabidir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ve Maliye Bakanlığı ortaklaşa düzenlemiş olduğu defterlerin tasdikiyle ilgili olan konularda kolektif şirket mükelleflerinin de genel kurulun müzakere defterinin tutulması zorunlu hale gelmiştir. Dolayısıyla ana söz kolektif şirketlerde ana sözleşme değişiklikleri genel kurul müzakere defterinde karar altına alınacak. Bu karar noterden sure çıkartılacak ve çıkartıldıktan sonrasında ise ticaret sicil müdürlüklerine tescil ve ilana verilebilecektir. Süreyle ilgili olaraktan yapıldığı durumlarda ise ana sözleşmenin değişikliği süreyle ilgilidir. Ve sürenin dolduktan sonrasında devamıyla ilgili olaraktan bir ana sözleşme yapılıyorsa yine serbest muhasebeci mali müşavirin işletme faaliyetine, ticari faaliyetinin devam ettiğine dair rapor düzenlenerekten kolektif şirketlerin ana sözleşmenin süreyle ilgili kısmına değişiklik yapılabilecektir. Kolektif şirketlerde 6102 sayılı yasayla
tavsiye hükümlerine değişiklik meydana getirmiştir. Aynı sermaye şirketlerinde olduğu gibi öncelikle kolektif şirket mükellefler tavsiye kararı alacaklar. Almış oldukları tavsiye kararını gerçek yumağların başında tasfiye hali ibaresini ilave edecekler ve yine aynı sermaye şirketlerinde oldukları gibi bir tasfiye nöbürü seçmek durumunda kalacaklardır. Ve bu tasfiyeler seçerken de bir tasfiye giriş plançosunu da oluşturmak durumundadırlar. Her ne kadar sermaye şirketleri ilgili tasfiye sürecini tasfiye başlangıcının itibaren bir yıl olarak tanımlamış olsa bile gerek sosyal gerek ticari işlem düzeyinde gerekse de yasada kolektif şirketlerin tasfiyesiyle ilgili herhangi bir süreye rastlamak mümkün olmamaktadır. Tasfiye memuru ortaklardan seçilebileceği gibi dışarıdan da seçilebilir. Nasıl ki sermaye şirketlerinde de kurucular beyanı gerekiyorsa ve dışarıdan atılan müdüre noterden beyan gerekiyorsa, eğer ki kolektif şirketteki tasfiye memuru ortakların dışından gerekiyorsa, tasfiye memurunun bunu beyan ettiğini, kabul ettiğini noterden beyan ve taahhüt altına alacak ve bunu da bu beyanı da ticaret sicil müdürlüklerine tescil ve ilan için beyan edecektir. Komandi şirketlerle ilgili kolektif şirketlerde prosedür neyse, komandi şirketlerde prosedür de yine aynıdır. Kanun anonim şirketlerle ilgili bazı işlemleri yapanların bakanlık izine tabi tutmuştur. Örneğin bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktör şirketleri, bağımsız denetim şirketleri de bakanlıktan izin alaraktan kurulmak gerekmektedir. Limit anonim şirketler sermaye şirketleriyle ilgili kuruluş esnasında sermayenin %25'ini bankada açılacak olan şirket adına açılacak olan hesapta bloke edecekler. Tescil ve ilan ettikten sonrasında bloke edilen miktarı şirket adına yatıracaklardır. Buradaki ticaret sicil müdürlüklerine kuruluş işlemleri sırasında sadece banka kontrolü ile ilgili müracaat etmemek gerekmektedir. Bankanın ticaret sicil müdürüne hitap eden yazmış olduğu yazı ile birlikte bu yazıyla birlikte de beyan etmek gerekecektir evrakların içinde. Eğer ki bu mektup verilmediği takdirde Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden işlem eksik diyerekten evrak geri gelebilecektir. Sermayeler sadece nakdi olaraktan konulmamaktadır. 602 sayısı yasayla sermaye yapıları değiştirilmiştir. Fikri mülkiyet haklarını da sermayelikten korumak mümkündür. Şayet bir varlıkları da sermaye olaraktan koymak mümkündür. Bir varlıkların başka bir ticaret, başka bir sicile kaydı varsa, bu sicil kaydının üzerinde herhangi bir yaptırımın, herhangi bir ipoteğin bulunmadığına dair belgenin aslı ticaret sicil müdürlüklerine ibraz etmek durumunda kalınacaktır. Yönetim kurulu ile ilgili olaraktan da 6.102 sayılı yasayla yönetim kurulunun sadece gerçek kişiler değil, tüzel kişilerden de olması gerekmektedir. Şayet tüzel kişi yönetim kurulu varsa, tüzel kişinin hareket edici olan gerçek kişinin de imza beyanı noterden devre bırakacaktır. Tüzel kişiliklerdeki ortaklardan yabancı uyruklu ise noterden pasaportu Türkçe'ye çevrilecek. Eğer ki yabancı ortak tüzel kişi ise yine ticari faaliyetinin devam ettiğine dair olan belge ilgili konsolosluklardan veya noterlerden Türkçe'ye çevrilmiş suretleri şeklinde ticaret sicil müdürlüklerine ibraz edilmek zorundadırlar. Anonim şirketler 31 Mart'a kadar da genel kurulları yapmak durumundadırlar. Bu genel kurullarla ilgili olaraktan da bakanlık iznine tabi olan anonim şirketlerde bakanlık temsilcisinin bulunması zorunludur. Bir daha söylüyorum. Bakanlık iznine tabi kuruluşu, bakanlık iznine tabi olan anonim şirketlerde bakanlık temsilcisinin bulunması zorunludur. Bunun haricinde ise tescil ve ilana tabi olmayan genel kurullarda bakanlık temsilcisinin bulunma zorunluluğu yoktur. Tescil ve ilana tabi olan işlemler nedir dersiniz? Yönetim kurulu seçilmesi tescil ve ilana tabidir.
kar dağıtımı tescil ve ihale tabidir. Bölünme, birleşme, tür değişiklikleri tescil ve ihale tabidir. Eğer ki yapacağımız genel kurullarda gündem maddelerinde bunlar yoksa ticaret bakanlık temsilcisini bulundurmak zorunlu değildir. Hatta bütün bunları da tescil ve ihale ettirmek zorunlu da yoktur. Şayet tescil ve ihalelerine tabi olmayan bir genel kurul varsa ticaret sicil müdürlüklerinin de mevcut olan kişilerde evrak kayıt numarası alınaraktan ibrenden beyan edilecek, genel kurul toplantı tutanakları verilecek, herhangi bütün bunlarla ilgili olarak bir tescil ve ihlal işlemi yapılmayacak ve hatta da harca da tabi tutulmayacaktır. Sevgili Nazım Hanım da söyledi, bir kez daha da ben söyleyeyim. 2013 takvim yılında anonim şirket, sadece ve sadece anonim şirketlerin yapacakları genel kurullarda iç yönergenin genel kurul gündemi maddesine geçirilmiş olması şarttır ve genel kurulda da kadar görüşülüp kabul edilmiş olması da şarttır. Bunun haricindeki gündem maddesinde eğer ki yönergeyle ilgili bir gündem maddesi yoksa 2013 takvim yılında anonim şirketlerdeki genel kurullarda ticaret sicil müdürlüklerinde genel kurul tescil ve ilan edilmemektedir. Sermaye artırımı ile ilgili olarak ise sermaye artırımı üç şekilde yapılmaktadır. Bunlardan bir tanesi nakdi sermaye taahhütlerini yerine getirmektir. Ki en efektif olan da sermaye artırımı budur. Çünkü nakdi sermaye artırımları ile efektif olarak da öz kaynaklarda artış meydana gelmektedir. İkinci sermaye artırımı ise içsel kaynakların sermaye ilavesidir. Bu bir sermaye artırımı işi değildir. Sadece öz kaynaklı hesaplar arasındaki yerlerin değiştirilmesi şeydir. Bu da tescil ve ilana tabidir. Üçüncüsü ise şarta bağlı sermaye artırımıdır. Bu da uluslararası finansal raporlama standartıyla yasaya girmiştir. Şirketin çıkartacağı borçlanma ve tahvillerle ilgili çalışanlarına, alacaklarına hisse payı pay vermek suretiyle sermaye artırım yoluna gidebilirler. Şayet nakdi sermaye artırımlarında sermayenin bilançosunda bir nolu mahsubu uygulama genel tebliğindeki sermaye edekleri mevcut ise, yani 52 nolu hesaplarda bakiyelerimiz var ise sadece anonim şirketlerde sermaye yedeklerini sermaye ilave edilmediği müddetçe nakdi sermaye artırımı yapamaz. Yapılabilmenin tek şartı %100 çoğunluğun sağlanması ve karar nisabının da %100 olmasıdır. Sermaye aktarabilmek için daha önceki sermayenin tamamının ödenmiş olması şarttır. Daha önceki sermayenin tamamı ödenmediği müddetçe, bu da raporla tespit edilemediği müddetçe nakdi sermaye artırımına girilemez. Bunları söyledim. Esas sermayenin azaltılması ile ilgili olarak da sermaye azaltılmasına şirketler iki durumda müracaat edebilir. Bunlardan bir tanesi dikitlerin çok fazla olması, yapmış oldukları işle ilgili olarak da sermaye yapılarının fazla olması. İkincisi ne? Zarar etmedir. Şayet sermaye azaltmanında birinci durumdaysalar şayet, yani likit fazları varsa, işte bilgi yoktan sermayeleri fazla ise, sermaye azaltım raporları bilgi yoktan varlıklarının kuruduğunu, borçlarının bu sermaye yapısı sermaye azaltmaktan sonrasında da ödeyebileceklerinin tespitini daha öncesinde mahkeme kararı atılan bilir kişi tarafından tespiti yapılırken 6.102 sayılı yasa ile değiştirilen serbest muhasebeci mali müşavir raporlarıyla bu raporları yazmak yine mümkündür. Şayet birinci durumda tercih edildiği durumda borçlara ve alacaklara ticaret sicil gazetesinde borçların ve alacakların olduğunu tahsilat ve ödemelerle ilgili olarak da ise yönetim kuruluna müracaat edilmesi gerekmektedir ki bu da Ticaret Sicil Müdürlükleri kanalıyla Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanacaklardır. Yönetim kurulu
zararlarından dolayı sermaye azaltmasına gidiyorsa şayet, böylesine alacaklara bir davet yazısı gönderme zorunluluğu yoktur. Bu tamamen yönetim kurulunun inisiyatifindedir. Zararlarından, mukayese ettikten dolayı, azaltacağından dolayı, zarardan dolayı, sermaye yapısı azaldığından dolayı alacaklara böylesine bir davet yazısı gönderilmeden de Ticaret Sicil Müdürlükleri sermaye azaltımla ilgili tescil ve ihlal işlemleri yapmaktadırlar. Sermayenin ve kanun gerekleri 2/3 geçmiş yıl zararlarını karşılamıyorsa şayet 1/3'den daha az duruma düşmüş olsalar, yönetim kurulu genel kulübem öz kaynakların 1/3'le kayıtlı sermayenin 1/3'le ticari faaliyetine devam etmek gereken genel kurula görüş sunabilir. Yani 2/3 oranında sermaye azaltılmasına gidebilir. Eğer ki öz kaynaklarla ilgili olaraktan 2/3'nin altındaysa ve bunu da 1/3'e çıkartmak gibi bir yasal zorunluluk ticari faaliyetini devam ettireceğinden dolayı, yasal zorunluluk olduğundan dolayı bu tip sermaye şirketleri sermaye azaltmalarını ve sermaye yükseltmelerini aynı anda yapmak durumundadırlar. Bunun için de serbest muhasebeci mali müşavir raporu gerekmektedir. Ve yeminli mali müşavir raporu değil. Yönetim kurulu ilgili olaraktan ise bir yönetim kurulu istifa edebilir. İstifa eden yerine yönetim kurulu, istifa eden yerine yeni bir kurul üyesi atayabilir. Kurul üyesi ortaklardan olabileceği gibi dışarıdan da olabilir, ortak olmayan kişilerden de olabilir. Ortak olmayan kişiyi yönetim kurulu olarak atayacaksa, yönetim kurulu üyesi olarak atayacaksa, ortak olmayan kişi az önce söyledim, noterden bu görevi kabul ettiğine dair beyan yazısını da Ticaret Sicil Müdürlüklerine ibraz etmek durumundadırlar. Ve dolayısıyla da bu kararda tescil bilinen yani yapacağı ilk genel kurula kadar da tescil ve ilanı yapılmaktadırlar. Tüzel kişi ise yine aynı şekilde noterden Türkçe'ye çevirmiş olan kişinin noterden Türkçe'ye çevirmiş olan belgelerin aslını Ticaret Sicil Müdürlüklerine ibraz edeceklerdir. Yönetim kurulu ile ilgili olaraktan sen yönetim kurulunda karar nisaplarında farklılık meydana gelmiştir. Öncelikle yönetim kurulu, hanım şirketlerde yönetim kurulu ikili bir karar nisabına tabidir. Öncelikle %50 oranında yönetim kurulu toplanabilecek, toplanan %50'sinin de %50'si oranında karar alabilecektir. Ve bunun içindeki, örneğin bir yönetim kurulu üyesi 5 kişiden oluşuyorsa 3 kişiyle yönetim kurulu toplantısı yapabilir. 3 kişiyle yönetim kurulu toplantısı yapacağına göre 2 kişiyle de karar alabilir. Ve dolayısıyla 5 kişilik olan bir yönetim kurulu olumlu veya olumsuz 2 kişinin kararıyla karar altına alır. Bunun için de genel kurulda nisaplarla ilgili olaraktan da eskiye dönük veya daha bir ağırlaştırılmış şekilde yönetim kurulu genel kurulu kararıyla bu nisapları değiştirebilir. Şirketi müdürler temsil eder. Ve dolayısıyla yönetim kurulu üyeleri o dışarıdan ortaklardan olabileceği gibi dışarıdan da olabilir. Eğer ki yönetim kurulu daha önce tek kişilik bir yönetim kuruluna geldiyse, tek kişilik ortak haline geldiyse yine ana sözleşmenin yönetim kurulu üyesinin maddesini değiştirmesi gerekmektedir. Eski ana sözleşmelere baktığımız zamanlarda yönetim kurulu genel anlamıyla en az 3 kişiler, en fazla 5 veya 7 kişiler oluşur demektedir. Şayet anonim şirket tek ortağa dönüştüyse, tek ortağa dönüştükten sonrasında yönetim kurulu tek kişiye düşürmek istiyorsa, ana sözleşmenin yönetim kurulundaki üye sayısının da ana sözleşme değişikliği yaparaktan değiştirmesi gerekmektedir. Bununla ilgili olaraktan da dışarıdan atanan müdür veya tüzel kişilik ilgili olaraktan atandığında B tüzel hanım şirketi ünvan şirketi yönetim kurulu üyesi olaraktan atanan A tekstil hanım şirketinin adına atacağım tatbik imza aşağıdaki bilir. A tekstil hanım şirketi adına gerçek kişinin adını ve soyadının yazılmış olan
bir imza beyanı şeklinde ticaret sicil müdürlüklerine ibrazı şarttır. Tekstil sahipleri. Arım şirketlerine göre gerek genel kurullarda gerekse kuruluş sırasında tek pay sahipli anonim şirkette birden fazla pay sahipli anonim şirket arasında genel kurul veya kuruluş işlemleri aşamasında herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Tek kişilik yönetim kurulu olabilirsiniz. Tek kişilik bir anonim şirkette olabilirsiniz. Ancak tüm kararları yazılı olaraktan yapmak durumunda ve genel kurulları da yine aynı şekilde yapmak zorundayız. Tasfiye giriş veya tasfiye sonu her ne kadar halim anlatacak olmuş olsa bile anonim şirketlerle yoktan tasfiye girdikten sonrasında tasfiye giriş bilançosu da düzenlenir. Tasfiye giriş bilançosu genel kurulda kabul edilir. Ticaret Sivil Gazetesi'nde de tasfiye giriş tesli ettikten sonrasında birer hafta arayla 3 sefer ilan ettirilir ve alacaklara davet yazısı gönderilir. En son ilandan sonrasında bir takvim yılı geçmediği müddetçe tasfiye sonu için genel kurul toplantısı düzenlenemez.